Herkese merhaba. Adım Ahmet Melih İslam. Üsküdar Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 2. sınıf okumaktayım. Bugün Game Lab'ın oyun motoru olan GristEngine oyun motorunun GitHub üzerinden nasıl yüklendiğini anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan şeylerden birisi Git yüklenmemiz gerekiyor. Sonra buradan Windows'u seçebiliriz veya bir hangisi ise bilgisayarınız. Download'a basabiliriz. Ondan sonra yüklenecek. Ben de yüklü. Git'i direkt açacağım, çalıştıracağım. Masaüstünde olması için. O arkada yüklenirken de yapmamız gereken şeylerden biri GristEngine'in sayfasını açmak. Buradan üçünü de seçmemiz gerekiyor HTML dışında. HTML olan Glist, Bin, Linux'un dışındakileri. Bunların hepsini sırayla forklamamız gerekiyor kendimize eklemek için. Ben de hepsi şu an ekli. Hepsini forkladıktan sonra şimdi GristEngine'in kendi sayfamızdaki, profil sayfamızdaki yerine geliyoruz. Buradan kendi ismimizi kopyalayabiliriz rahat olması için. Burada readme'yi değiştirerek yükleme kolaylığı sağlayacağız. Your username yerine kendi kullanıcı adımızı koyuyoruz. Sonradan değiştirmemek için. 3 tane yerde. Yüklemeye başlıyoruz. Öncelikle CMD açıyoruz yönetici olarak. Dursun şu anlık bu burada. Bilgisayarımda dev diye dosya açıp önce onun içine glist diye dosya açacağız. Onun içine myglist app Z1000 dosyası. Bu kadar. Dosya açmamıza da başka bir şey gerek yok. Bu kadar yapıyoruz burayı. Sonra komuta gelip şunu da kopyalıyoruz. Dosya konumu değişmesi için. Sonra bu dosya konumuna daha demin kullanıcı adımızı değiştirdiğimizden dolayı kendi sayfamıza yüklenecek. Forkladığımız yerden. Şimdi kullanılmaya başlıyor. Şimdi öteki dosya konumu olan cd-dev-glist olan dosyayı açacağız. Sonra onun üstüne yükleme yapacağız tekrardan. Şimdi son olan dev-glist my list hepsi üzerinde şey yapacağız, yükleme yapacağız o dosyaya. Şimdi yüklendi. Başka bir şey kalmadı. CMD'yi kullanarak. Tekrar bu dosyayı açacağız. Ondan sonra Z1000'e girip oradan buraya gireceğiz. Ondan sonra GristEngine oyun motorunu açacağız. Şimdi içerisinde yüklü olan projeyi run edeceğiz. Şu anda çalıştığında GameLab logosunu ekrana çizdirmeye başlayacak. Şu anda compile sürüyor. Ekranı çizdirmesi de bu kadar.
Şimdi GraceEngine setup'ını nasıl yükleneceğini göstereceğim. Bu linkten önce indiriyoruz. Ben de şu anda yüklü. Çalıştırıyoruz. Next. Böyle yükleniyor. Anda setup yüklendi. Şimdi açıyoruz. GraceEngine'in kısa yolundan. Aynı şekilde yine run'a basıyoruz. Ekran çizilmeye başlıyor. Bu kadar.